Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar, Kral Yaman modeli bu. Artık yeni modelimiz bu. Paslanmaz, mıknatıs tutmaz, hiçbir zaman rengi solmaz. Şöyle gel ulan. Şimdi bir logar kapağında bir test yapacağız. Yani logar kapağı aynı zamanda kasa hareketi, kuyu hareketidir. Nasıl hareket ettiğini göreceksiniz. Ama tutuş pozisyonu ve yürüyüş pozisyonu çok önemli. Şimdi bakalım ne yapacak. Yaklaş, duvar hareketini çek. Bak bu bir duvar hareketidir. Yaklaş iyice. Logar görünmüyor mu ha? Tamam. Git şimdi geriye. Bir adım attık, boşluğa düştük. Geldik duvar. Şimdi sende para var mı? Dur dur. Şimdi bu parayı logar kapağının üstüne koyacağım. Eğer burası kazılmış ve içine küp konulmuş bir yer olsaydı kasa hareketi yapardı. Şimdi size kasa hareketini göstereceğim. Ama çubuğu nerede tuttuğum, ne şekilde tuttuğum, nasıl yürüdüğüm çok önemli arkadaşlar. Kimi çubuğu yanlış tutuyor, yukarıda tutuyor, böyle tutuyor. Bunlar yanlış. Çubuk şu şekilde tutacaksınız. Şura boşluk olacak. Şu şekilde bir çubuk boyu. Bakın. Bu şekilde. Böyle değil. Bu şekilde. Bir çubuk boyu. Şimdi parayı koyalım. Şimdi geldik. Duvar yaptı. Şu şekilde. Bakın duvar yaptı. Sonra bir adım attık, boşluğa düştü. Bir adım attık, çarpı yaptı. Bakın. Metal var demek ki. Para var. Bir adım attık, boşluğa düştüm. Bir adım attık. Sonra yürüyoruz. Sonra geri geliyoruz. Yandan git. Bak. Duvar. Bir adım attık, boşluk. Metal hareketi, para. Şöyle geri çek. Evet arkadaşlar, şimdi kuyu hareketini göstereceğim. Yani çubuk kuyuda ne yapar? Onu göstereceğim. Ya da oda. Bakın şunu kuyu farz edelim. Sen orada dur. O renk değişimini görecektir. Bak. Gördün mü? Duvar. Duvar. Şimdi tek çubukla kuyuyu çizelim. Gördünüz mü arkadaşlar? Kuyuyu nasıl çiziyor? Evet. Gördüğünüz gibi kuyu hareketi, oda hareketini çiziyor. Arkadaşlar, şöyle resim al. Video çek. Videoya geç başkan. Bu model dünyada sadece bana ait arkadaşlar. Yani bu şekilde sökülüp takılması bile sadece bana aittir. Benden önce böyle bir model yok. Gördüğünüz gibi çubukların uzunluğu 45 santim, sap 12,5-12 o civarda, paslanmaz asla, yıllarca suda kalsa bile renk atmaz, paslanmaz, çok sağlam bir maddedir. Titanyum, krom, nikel karışımıdır şu anki. Evet,
Tamam, durdurabilir. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün sevenlere selam olsun. Arkadaşlar, şimdi alan taramanın tutuşunu ve yürüyüşünü göstereceğim. Bu çok önemli. Bu çok önemli bir olay. Alan taramanın tutuşu ve yürüyüşünü eğer yanlış yaparsanız define bulamazsınız. Birinci kural, sokakta yürür gibi yürüyeceksiniz. Dizlerinizi fazla kaldırmayacaksınız. Çubukları çok sıkmayacaksınız. Normal tutacaksınız. Normal yürüyeceksiniz. Yokuş yukarı çıkarken dizinizi fazla kaldırmayacaksınız. Yokuş yukarı inerken dizinizi fazla kaldırmayacaksınız. Hoplamayacaksınız. Zıplamayacaksınız. Ama defineleri zıplatacaksınız. Şöyle düz tut biraz telefonu. Gel şöyle sen dur. Tamam. Şöyle. Ha, sol elim biraz aşağıda duruyor. Şimdi nasıl tutup nasıl yürüyeceğiz? Nerede tutacağız? Bu önemli. Bakın şimdi. Şimdi şu şekilde. Sadece dirsekleri kırıyoruz. Bir çubuk boyu fark olacak. Şura boşluk olacak. Buraya baskı yapmayacaksınız. Şöyle. Şöyle boşluk olacak. Şu şekilde. Gördünüz mü? Şu şekilde. Ayaklar bu şekilde olacak. Böyle olmayacak. Bu şekilde. Nasıl geleceğiz? Yürüyerek geleceğiz. Ben buraya nasıl çıktım? Yürüyerek çıktım. Evet. Bakın. Gördünüz mü? Normal yürüyorum. Normal. Sen dur orada, ben biraz çubukları şöyle tutayım. Evet, normal. Anladınız mı? Normal. Peki çubuğu nasıl tutacağız? Şu burkuluk yerden şu şekilde. Çubuk ön tarafta olacak. Solüsyon. Şöyle. Kollar ne kadar uzun olacak? Şöyle. Bakın. Neredeyse bir çubuk boyu fark var. Bakın. Gördünüz mü? Şu şekilde. Bu şekilde değil. Bu şekilde değil. Bu şekilde değil. Bu şekilde değil. Bakın. Bu şekilde değil. Bu şekilde değil. Bu şekilde. Ve bakın. Aradaki mesafe. Evet, bakalım nereye götürecek. Beni yandan takip et. Evet, bozuk para arıyoruz oğlum. Günde 100 TL çıkartıyoruz. Bakalım nereye gidiyor arkadaşlar. İyi ulan Ümit abi. Az değilsin ya. Ahanda Ranza. Ne var orada? Ha bak, çek. Su var orada. Çek. Yaklaş, 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 yaklaş. Bakın. Orada su borusu. Su borusu var. Bakalım su borusu nereye gidiyor? Git bakalım. Şu an su borusunun üstünde gidiyoruz. Evet. Bakalım boru nereye gidiyor? İşte bu havalandırma, tünel işareti arkadaşlar. Bakın çarpı yapıyor. Şöyle sağa gideceğim, bakın böyle geliyor. Gördünüz mü? Bakın. Gördünüz mü? Bu havalandırma. Aynı zamanda havalandırma. Aynı zamanda eski kanalizasyon boruları. 2000 yıllık kanalizasyon boruları. Evet, çarpı yaparak gidiyorsa mutlaka havalandırma ya da tüneldir. Burada şu an parktayız. Bakalım nereye gidiyor bu su borusu. Arkadaşlar, mesele burada çubuğun 7 hareketini öğrenmek. Bakın. Evet, gezdiriyor. Ulan herif her yere boru döşemiş be. Çimleri suluyor ya Ümit abi. Biraz daha geri git lan. Her yere boru döşemişler. Bakın boruyu nasıl yapıyor? Bak, gördünüz mü?
Nerede lan bu? İşte dağda bunu bulduğunuz zaman bilin ki bir tünel bulmuşsunuz demektir. Bakın şöyle çıkacağım, hemen tekrar yoluna bulduruyor. Evet, yani bu şekilde boru ya da havalandırmayı bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan da bir resim al. Şöyle. Belden yukarı. Evet arkadaşlar, şimdi alan taramada derinlik nasıl alınır? Bu derinlik hareketini ben buldum. Adına ki hareketi dedim. Yani kaldır indir, indir kaldır. Ki hareketi. Çok basit ve net derinliği veriyor. Duvar yaparsa duvarın en alt dip derinliğini veriyor. Çarpı yaparsa eğer çarpının yaptığı en alt metalin en alt derinliğini net veriyor. Sadece zamanlama ve ayak sistemi çok önemli. Şimdi nasıl yapacağımı göstereceğim arkadaşlar. Önce eğer duvar yaparsa duvarın dip derinliğini, en dibini, duvarın başladığı derinliği nasıl alacağız? Çok basit. Burada duvar yaptıktan sonra, iyi dinleyin burayı. Duvar yaptı değil mi? Şu duvar hareketidir. Şu. Duvar yaptı. Sonra çubuğu indirip geri gidiyoruz. Geri gidiyoruz. Sonra çubuğu tekrar tutup geliyoruz. Duvar yaptığı anda ayaklar bir daha oynamayacak. Ayaklar beni çek. Ayaklar oynamayacak. Ayaklar donacak. Bitti. Son adımda bitti. Sonra çubuğu indiriyoruz. Bir, iki, üç. Tekrar duvar yaptığı zaman demek ki 3 metre. Ama burayla burayı düşüyoruz, 2 metre. Yani hel kaldırıp indirme 1 metre demektir. En son 1 metreyi düşüyoruz. Burayla bura 1 metre olduğu için. Anladınız mı? Yani duvar kaç metre diyelim? 2 metre. 10 kere kaldırdık, 10 metre. 1 metre düş, 9 metrede duvar. Çarpıda da aynı. Ne yapıyoruz mesela? Geldik. Çarpı yaptı. Sonra geri gidiyoruz. Çarpı yaptı, geri gidiyoruz. Çubuğu indiriyor. Sonra geliyoruz. Çarpı yaptığı anda son adımı atıyoruz. Adımlar bir daha kımıldamayacak. Ayaklar bir daha kımıldamayacak. Kımıldanırsa terazi kaybol. Sonra ne yapıyoruz? 1 2 3 4 5 5'te çarpı yaptı. Yani ilk çarpı yaptığım moda geri döndü. 1 metre düş, 4 metrede demektir. Ne varsa 4 metrede. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Hepinize sevgiler, saygılar. Arkadaşlar, bizim alan tarama normal şartlarda suya gitmez. Ama su bulmak isteyen köylülerimiz, çiftçilerimiz var. Onları da düşündük. Eğer su bulmak istiyorlarsa bizim alan tarama çubuğuyla ağızlarına bir yudum su alacaklar. Suyu tutacaklar. Sonra ağızlarında suyu tutacaklar. Sonra çubuğu kullanacaklar. Direkt o zaman suya gider. Bunu asla unutmasınlar. Su bulmak istiyorlarsa dediğim gibi bir yudum su alıp ağızlarında tutsunlar. O zaman direkt suya gider. Evet arkadaşlar, kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Tamam. Yaklaş. Tam al yani. Çubuk tam komple olsun. Beni çek. Durdu.
Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar, bir oda üstü ve bir oda altı aynı anda karşınızda. Böyle bir video dünyada ilk defa yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu an odanın üstünde tek çubukla odanın şeklini çiziyor güzel defineci dayımız. Gördüğünüz gibi odanın büyüklüğünü tek çubukla çiziyor. Nasıl bir şekli varsa tek çubukla çiziyor arkadaşlar. Önce çift çubukla odayı buluyor, sonra tek çubukla odanın şeklini, kasanın şeklini çiziyor. Gördüğünüz gibi oda kaça kaçsa çiziyor. Eğer gizli bir tünel varsa oraya doğru da çubuk yön verir. Şimdi arkadaşlar burada bakın sol alt tarafta odanın tam altında gizli cep var. 2 metre altında. Yani odanın içine giriyorsunuz. Odanın içine giderken sağ alt tarafta gizli bir cep var. 2 metre kazıyorsunuz. Oradan kasa çıkıyor. Bak şimdi tam kasanın olduğu yerde çubuk çarpı yapıyor. Yani sol alt tarafta gizli cepte çubuk çarpı yapıyor. Bakın tam kasanın altında. Yani odanın üstünden çubukla bakın tam burada aşağıdaki yeri gizli cebin olduğu yerde kasa yapıyor arkadaşlar. Gizli cep de odanın sağ tarafında girişte 2 metre altta. Bakın tam çubuk çarpı yapıyor. Çubuk geri geliyor. İşte geri geldiği yerde odanın alt tarafı. Bak burada bir taş koymuşlar. Bu bir kasa taşı. Yani bu taşı kaldırdığınız zaman altından neler çıkacak neler. İşte tam odanın üstünde de çubuğun tepki yaptığı yer burası. Bak tam geri dönüyor. Alttaki kasaya, odanın içindeki gizli cebe yöneliyor çubuk. Bakın dünyada böyle bir video kimse çekmedi. Böyle gerçek açılmış bir kasayla böyle bir video yok. Yani dünyada işi yok böyle güzel bir video. Milyonda bir dek gelir. Bakın çubuk kasaya, aşağıdaki şu anki yere geri dönüyor. Yani bir oda var. Odanın içerisinde gizli bir bölme var. Tam gizli bölmenin olduğu yere çubuk geriye dönüyor. İşte odanın içi de bu. Odaya girerken bu gizli bölme sağ tarafta. Sağ tarafta. 2 metre kazıyorlar. Ve gördüğünüz gibi o taş çıkıyor. O taşın altında mallar var. İşte bu da odanın ilk bulunma anına ait görüntüler. Bakın toprak yeni kazmış. Bakın kral alan taramayla buldular. Yani benim çubuğumla bulmuşlar. Bu yer herhalde şey tarafında arkadaşlar, Bulgaristan tarafında. Bunlar Bulgar Türk'ü. Bir yerde yani bunlar. Olay! Evet, şu an eliyle kazdığı yere bakın, özel bir kaya, özel bir taş, işlemeli taş koymuşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, şu an odaya giriş anı. Sol tarafta da odanın kendisi var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Muhteşem bir video. Böyle bir video yok. Bakın odanın üstünde, tam üstünde kasanın olduğu yerde gördüğünüz gibi çubuk çarpı yaptı ve şu an tek çubukla odayı çiziyor. Arkadaşlar, tek çubukla sadece oda, tünel, kasa şekli çizilir. Define de bulunur ama çift çubuk olmazsa olmaz. Yani çift çubukla bu iş yapılır. Çift çubukla tespit edersin, sonra tek çubuğu şekil çizmek için kullanırsın. Derinlik almak için çift çubuğu kullanmak zorundasın. Çubukla derinlik alınır. Kaç metre derinlikte olduğunu bilen bir hareket sırrı keşfettim ben. Derinlik alma hareketi. İndirip kaldırarak çubuğu derinliği alma hareketini keşfettim. Evet arkadaşlar. Yani çubuğu güzel kullanan toprağın altında ne olduğunu, kaç metre derinlikte olduğunu bilir. Şimdi burada da arkadaşlar Suriye tarafından bir kasa bulundu. Gördüğünüz gibi bir oda. Daha içi kum dolu. Bakın yeni kazdılar. Kral alan taramayla buldular. Burası Suriye arkadaşlar. Bakın odanın bir de öbür tarafına gidiyor. Yani burada yeraltı şehri gibi, bir kilise gibi bir yer keşfettiler.
Bakın orada da oda girişi var, burada da oda girişi var. Muhteşem, kocaman bir yapıyı gömmüş gitmişler arkadaşlar. Yani kocaman bir kiliseyi gömmüş gitmişler. Yani burada mesela doğru alan taramayla 7 hareketi bildin mi? Alan taramanın tutuşunu, yürüyüşünü bildin mi? Derinlik alma hareketini, tünel hareketini, oda hareketini, kasa hareketini, mezar hareketini, toprak altı işaret hareketi, çubuğun, metal test hareketi, yani kazmadan altta metal mi var, su mu var, bunu anlamanın hareketi, bu sırrı da ben keşfettim. Yani bunları bildiğiniz zaman arkadaşlar fazla sıkıntı yaşamazsınız. Mesela doğru alan tarama, doğru yürüyüş, doğru tutuş ve 7 hareketi bilmek. Çubuğun 11 hareketi var ama ana hareket 7. İşte bunları hep bulup sırları keşfedip videolandıran kişi benim arkadaşlar. Aynı zamanda dünyada define işaretlerini çözen tek insan benim. 5 saniyede çözemediğim hiçbir kaya, hiçbir define işareti yoktur. Tamamen doğuştan gelen bir yetenek. Allah bana bu yeteneği verdiği için hamdolsun. Sizlerle buluşturdu bu yetenek beni. Bütün dünyaya beni dost yaptı. Bir gün ben de ölüp gideceğim. Ama definici kardeşlerim ya da millet benim verdiğim bilgilerle güzel şeyler bulacaklar. Güzel maceralar yaşayacaklar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Define Kralı Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar, Kral Alan Tarama 2022 modeli bu. Arkadaşlar, bu modelin özelliği borusunun iç çapının 17 santim olması ve içindeki formülün, şunun içindeki formülün bir kat daha ileri boyuta taşınması, yani yeni bir formül olması. Gördüğünüz gibi sökülüp takılması bu kadar basit olan ve bu şekilde sökülüp takılan modelin üreticisi, yapan kişi benim. A'dan Z'ye her şeyi bana ait, tasarlaması bana ait. Eğer bir yerde bir alan tarama görürseniz bu modelse ya benim alan taramadır ya da kopyasıdır. Ama şu formül sadece benim kontrolümde ve benim verdiğim kişide sadece olabilir bu. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar ne kadar küçük ve kibar ve güzel ve hafif. Boruların ince olması çok önemliymiş. Bunu zamanla anladım. Alan taramaların sapları ne kadar genişse o kadar kötüdür arkadaşlar. İlk modelim benim, onun iki katıydı. 19 santimli içi. Sonra zamanla alan taramanın sapının daha ince olması gerektiğini anladım ve sapları incelttim. 2022 model Kral Alan Tarama. İşte bu arkadaşlar. Bunu burası koyun ya da sığır bağırsağıyla bağladım. Sucuk yapımında kullanılan bağırsakla bağladım arkadaşlar. Böylelikle daha iyi hedefe gidiyor. Daha iyi buluyor. Bu alan taramanın özelliğine suya ve doğal kayalara gitmiyor arkadaşlar. Bunun 7 hareketi var. Aslında 11 hareketi var ama YouTube'a çubuk 7 hareketi yazarsanız o videoyu mutlaka izleyin. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Kral Alan Tarama. Tamamen Ümit Yaman ürünüdür. Yani bana aittir.
Bunun bir üst modeli de çıkacak. Şu an onun üstünde çalışıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi solüsyonlu alan tarama. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün sevenlere selam olsun. Arkadaşlar, YouTube Define Kralı kanalına hepinizi abone olmayı bekliyorum. Orada birbirinden çeşit define maceralarını birlikte yaşayalım. Türkiye'den gelen bir işareti çözeceğiz. Burada bir rahibe var. Rahibe papazın sol omuzuna dayanmış. Papaz da iki elini ön tarafa koymuş ve hemen altındaki kaya kasa işareti. Tabi burayı yoklamakta fayda var çünkü işaret olduğu belli değil ama bu bir harita. Yani bahsettiği yer muhtemelen buradan 1 kilometre ilerideki bir dağ. Dağın şekli buna benziyor. Siyahımsı bir dağ rengi var. Şimdi burada rahibe ve papazın mezarı, onların hazineleri, onların elbise ve objelerini gömülü bir mezar odasından bahsediyor. Şimdi rahibe papazın sol koluna dayanmış. Papazın da sol, rahibenin de sol kolu var. Bu da bize resme göre bu kayaya sırtımızı dayadığımız zaman sol taraf nereye düşüyor? Sağ tarafa düşüyor. Resme bakınca sağ tarafa düşüyor. Kayaya sırtımızı verirsek sol tarafa düşüyor. Yani burada sol tarafta gittiğimiz zaman bu kayaya benzeyen bir dağ var. Rahibenin gözünün olduğu yerde ve papazın iki elinin altındaki kayanın olduğu yerde mezar, oda ve hazineler ve kasalar olduğunu söylüyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir define işaretini daha çözdük. Şimdi rahibe ve papaz bunların yaşarken kullandıkları kitaplar, hazineler, dökümanlar, döneme ait bilgiler, mühürler, çok değerli, paha biçilmez mezar odasındaki hazinelerden, kasalardan bahseder arkadaşlar. Türkiye'de de en az bunlardan 200 milyonu geçkin, hatta 20 milyonu geçkin sadece papaz ve rahip mezarları var. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar, Türkiye Ordu ilinden gelen yeraltı şehri haritasını çözeceğiz. Ordu'da da arkadaşlar yaklaşık 800 milyonu geçkin define yatağı, define işaretleri var. Bu bir yeraltı şehri arkadaşlar. Bunu bir dağ olarak düşünün. Dağdan böyle bakıyorsunuz. Böyle bu gördüğünüz tünel, yeraltı şehri tüneli, devasa bir şey. İçinde kim bilir neler var. Bu en az 2000 yıllıktan aşağı değil. Çünkü eskiden insanlar vahşi dönemlerde, çok vahşi zamanlarda bu yeraltı tünellerinde yapmış ve ömür boyu tünelden çıkmadan da yaşayanlar var. Nevşehir ve Niğde'de de buna benzer tünel var arkadaşlar. Bu tüneli eğer bulursanız milyonlarca turist Ordu'ya gelir arkadaşlar. Evet, dağın şekli böyle. Dağda burada bir sağ el var, sağ kol var. Sağ el bir yüzün ağzını kapatmış. Sol göz kapalı, görünmüyor. Kör demek. Sağ göz açık, yön sağ taraf demek. Bakın burada sağ kol var, sağ yön demek arkadaşlar. Sağ yön hangi yön demek? Yani buna sırtınızı dayayacaksınız ve karşınızın gördüğü ve sağ omzunuza kadar ki bütün istikametler sağ yön anlamına gelir. Ama tabi sağ yönü bildiren, net gitmen gerektiği yeni söyleyen işaret de var. Lakin kayayı biraz daha geriden çekselerdi net hangi yönden gideceğimizi söyleyebilirdim. Sol göz kör, yani bu şu demek, orada bir oda var. Kapalı bir oda var anlamına gelir ve sol yön değil demektir. Sol yöne gitmeyeceksin demektir ve orada bir oda var demektir.
kapalı göz. Yani dağın bu yüzünde dışından girebileceğin bir oda var demektir. Sağ göze içe ise dışarıdan giremezsin. Tünelin giriş bölümlerinden gireceksin. Sağ gözde hazine var demektir. Bu elin kapattığı yerde de para var demektir arkadaşlar. Oraya da dışarıdan giriyorsun. Dışarıdan kıracaksın. İçeride yapmamışlar tünelin. Ama sağ göze giriş tünelin iç tarafından, sağ gözün hemen üstüne bakın, küçük bir çizgi var. O sağ göze tünelden gireceksin. O asıl oda o. Mal olan oda o. Evet, sağ yönler bu ok yönleri arkadaşlar. Sırtınızı dayadığınız zaman karşınız ve başınızı sağa çevirirken gördüğünüz, omzunuza kadar başınızı sağa çevirin ve gördüğünüz her bölüm sağ yön olarak söylenir, görünür yani. Arkadaşlar, bu define işaretlerini dünyada sadece çözen benim. Yani bilim adamı olabilirsiniz, avukat olabilirsiniz, doktor olabilirsiniz, elektriği dahi bulabilirsiniz ama define işaretlerini benden başka kimse çözemez. Allah'ın verdiği bir yetenek. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. YouTube Define Kralı kanalı sahibiyim. Hepinizi oraya bekliyorum. Arkadaşlar, gizli gözler, gizli yüzler, define işareti. Şimdi biraz sonra göreceğiniz işaret dünyada sadece benim çözeceğim işaretlerden de bir tanesi. Zaten dünyada define işaretini benden başka kimse çözemez arkadaşlar. Bakın, bu yüzümün sureti simgesel olarak nereye bakıyor? Karşıya bakıyor. Baktığı yerde hazine var demektir. Peki nasıl bu gizli yüz? Bir inceleyelim. Şimdi iki tane gözü görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Olağanüstü göz yapılmış. Horasan harcıyla. Horasan harcında yaptığınız bir şekil asla yağmur fırtınayla bozulmaz arkadaşlar. Şimdi okun tam uç kısmını şimdi yakınlaştıralım. Yani diyor ki buradan bu gizli gözün baktığı yerde hazine var diyor. Bu baktığı yerde zaten fotoğrafı çeken kişinin yanına düşüyor bu hazine. Baktığı nokta fotoğrafı çeken kişinin tam olduğu yere bakıyor. Gördüğünüz gibi müthiş doğaya gizlenmiş iki göz. Ve arkadaşlar, sağ elini de çenesinin altına koymuş. Yani bu bize sağ karşıya, hafif sağa doğru bak diyor. Peki bunun baktığı yer neresi? Baktığı yeri kontrol edeceğiz. Bu bir. İkinci bir husus, bunun kafasının üstündeki kaya şekli baktığı yönde 1 kilometre ilerideki bir dağın küçültülmüş hali de olabilir. 1 kilometre ileriye de gideceğiz. Ama önce baktığı bir nokta varsa, gözlerinin tam isabet ettiği bir nokta varsa orayı mutlaka kazacağız. Arkadaşlar, bu yüz Eşkıya Volcan Voyvodo'nun ta kendisi. Bulgaristan asıllı. Türkiye'de yüz binlerce çeşit define saklayan Eşkıya Volcan Voyvodo'nun suretinin ta kendisi. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar, bu bölümde doğadaki define işaretleri olan farklı ton, farklı renk. Yani burada bir kaya var. Bakın, sol tarafında bir horasan harcı var. Biraz daha açığı ya da biraz daha koyusu ya da değişik bir renk olan dağlık arazideki bölümler. Değişik renk, yani bir kayada, bir dağdaki değişik renk çok fark edemeyeceğiniz boyutta da olabiliyor. Genelde giriş oluyor arkadaşlar. Kasa girişi, tünel girişi, oda girişi, define kasasının olduğu yer. Bakın, burayı da horasanla yapmışlar. Doğal değil, horasan harç. Bakın, horasan harçla yapılmış yerler, burada bir işaret yok ama horasan harçla yapılmış. Buralarda giriş olabilir. Özellikle ortadaki daireye bakın. Bakın ortadaki daireye, biraz daha açık ton. Solundaki biraz daha lekelenmiş ton. Bazen simsiyah leke oluyor. Genelde kasa ve tünel yerinde.
Yani burada bir yere baktığınız zaman sıra dışı böyle renk olan yerler giriş oluyor. Alan taramayla kontrol edip kırmanızda fayda var. Mesela burada sıra dışı renk olan yer neresi? Burası. Burası biraz daha beyaz. Bakın, biraz daha beyaz. Kayanın geneline bakın, ton olarak bu daire içerisindeki yer biraz daha beyaz yapılmış. Yani renk tonu burada bir şifredir. Giriş olan, kasa olan yerler, hazine olan yerlerin şifresidir. Bazen çok az koyu olabiliyor dağın renginden ya da çok açık. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar bir define işaretini daha çözeceğiz. Burada gaga, kuş, ağaç kakan ve bir yuvadan bahsediyor. Define işaretleri psikolojiktir arkadaşlar. Yani mesela siz bir geminin batışının fotoğrafını görseniz ne anlarsınız? Gemi batıyor. İşte kayalar da figürler de psikolojikmen yapılır. Psikolojik işaret çözülür. Burada bir kuş dağa yapışmış ve sol kanadını aşağı bırakmış, sağ kanadıyla da yuvasını koruyor. Yani burada yuva kalp şeklinde yapılmış. İşte tam burası kasa. Yani burayı çekiç keskiyle kırıp buradaki hazineyi alacağız. Zaten farkındaysanız kuşun gagası sivri. Yani kır anlamında demektir. Burayı kır anlamına gelir. Şimdi işte gördüğünüz gibi bakın kasayı da kalp şeklinde yapmış. Sağ kanat kasa oluşturmuş aynı zamanda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kuşun gözü yok. Bu da kuşun gözü yok. Bu da herhangi bize yön vermiyor. Tam burada diyor. Kuş yapışmış zaten. Kanatları da kırık. Kanatları tam yapılmamış. Yani uçamaz. Kanatsız kuş uçamaz. Burada demektir. İşte kasa burası. Burayı kıracağız arkadaşlar. Bura ne kadar uzak yükseklikte? Burası 15 metre yükseklikte bir yer. Yani merdiven dayamışlar. Bir şekilde buraya gelmiş yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Bu bir ağaç kakan arkadaşlar. Yani ağaç kakan ne ile meşhur? Gagasıyla ağaçları deler. Yani burada ağaçın, kuşun gagasının sivri olması burayı kır anlamına gelir. Kır demektir yani. Burada kasa var belli. Çünkü kuş uçacak vaziyette yapılmamış. Yani kuş uçar vaziyette, uçacak vaziyette olsaydı, gözü olsaydı, buradan git, burada yok demek anlamına gelirdi. Kuşun kendisi ayrı bir yeri gösterirdi. Uçan vaziyette olsaydı. Kuş buraya tamamen yapışmış. Tamamen yapışmış. Burada bize kasa burada. Sağ kanadımın altında, üstünde. Burayı kır ve hazineyi al diyor. Tabii bana resim gönderen insanların resmini çözüp gönderiyorum. Ne çıktı çıkmadı beni ilgilendirmiyor. İsterse bir kamyon altın çıksın hiç umurumda değil. Yani ben hiç tenezzül etmem. Kesinlikle herhangi bir şey karşılığında da resim çözmem. Resim bana gelir, o an keyfim varsa çözer atarım. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar, bu bölümde gizli göz, devasa işaretler, direkt baktığı yeri git işareti ve doğadaki kayadaki farklı renkler, yani giriş olan yerler genelde kayanın bir ton açığı, bir ton koyusu ya da farklı bir lekede olur. Bakın burada kocaman bir kaya yapmışlar, en az 15 metre yüksekliğinde ve burada bir adam var. Adam sol elini koymuş yanağına ve bakıyor. Baktığı yere git, oraya git demektir bu. Yani bu adamın baktığı yere gideceksin. Sol göz kör, sağ göz sağlam arkadaşlar. Yani sağ göze bakacağız, sol göz kör. Burada arkadaşlar bu adamın aşağısındaki yerler, bakın burada renk dağılımı var. Yani sağ dairede biraz daha açık renk var. Ortada kuru kafa yapmışlar. Sol tarafta da biraz daha beyazımsı renk var.
Yani bu renk dağılımlarının olduğu yerde genelde giriş olur. Bir ton koyu, bir ton açık yaparlar. Bunu asla unutmayın. Bazen siyah leke de olabiliyor. Bazen beyaz leke de olabiliyor. Çok, çok zıt renk de olabiliyor. Küçük bir damla da olabiliyor. Bakın buraya bir kuru kafa yapmışlar. Kuru kafanın çenesi, çene bölümü işaret yok. Yani bir doldurma gibi. Yani oraya bir küçük oda, küçük bir kasa, tünel girişi. Burada kuru kafa varsa tünel var zaten. Bakın tünel buradan da giriş olabilir. Bakın kahverengi, açık kahverengi, yama gibi. Biraz açık ton kullanmışlar burada. Değişik ton kullanmışlar kayaya baktığın zaman. Bir kuru kafa figürü varsa arkadaşlar 100 metre etrafta bir tünel var anlamına gelir. Fazla değil. 10 metresinde olur, 20 metresinde olur, hemen dibinde olur. Kuru kafa burada direkt tünel var anlamına gelir. Bunu asla unutmayın. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün sevenlerime selam olsun. YouTube Define Kralı kanalıma sizi bekliyorum. Arkadaşlar bazen baktığımız zaman kapak gibi görünen yerler var. Kapı gibi görünen yerler var. Ama onlar aslında kapı gibi kapı yeri değil. Ama bazen zamanla depremden dolayı kapı olan yerlerin kenarındaki harçların dökülmesi sonucunda kapaklar belli olabiliyor. Baktığınız zaman kapak olup olmadığı belli olmayacak şekilde olabiliyor. Bakın buraya özellikle de beyaz horasan harcı sürmüşler. Kayanın biraz daha renkli hali. Şimdi burada bir horasan harcı var. Belli ki buradan bir giriş var. Burası yüksek bir yer arkadaşlar. 10-15 metre yüksek bir noktada burası. Ağacın üstünden çekildi burası arkadaşlar. 10-15 metrelik bir ağacın üstünden çekildi. Şimdi burada bir kapak var belli. Bu kapağı nasıl yapmışlar peki oraya diye soracak olursanız, iskele kuruyorlar bir şekilde. Bir de bu kapının üstünde bir basamak var. Bakın, bir basamak var. Yani kaya biraz daha içeriye oyuk şekilde. Oradan oymuşlar, içine doldurup sonra bu kapının üstünden harç dökerek burayı kapatmışlar. Yani birinci şüpheli yer burası. Yani bu anlıyoruz ki bu tepenin altında oda var. Alan taramayla baktığımız zaman da odayı hemen verir. Yani giriş buradan %90. Şüphelendiğim bir noktada burası. Bakın burada da bir basamak var. Bu basamağın alt kısmında olabilir. Yani şu an kare şeklindeki yerin hemen altında giriş olabilir. Çünkü buradan malzemeleri, harcı buradan örerek kapıyı kapatıyorlardı. Bellerine ip bağlıyorlardı. Bakın buradaki basamaktan destek alarak bu basamağın altından giriş kapatabiliyorlardı. Evet arkadaşlar, anlayacağınız burada kesinlikle ve kesinlikle oda var. Ama giriş buradan, ama oradan. Yani sonuçta kesin oda var. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün sevenlerime selam olsun. Hepinizi YouTube Define kanalına abone olmayı bekliyorum. Azerbaycan'dan gelen bir işareti çözeceğiz. Arkadaşlar, burada bir eşkıya tüfeği var. Yani eşkıya gömüleri var. Bazen Horasan damlası kullanırlar. Bakın, burada tüfeğin namlusunun ucunda devam eden bir beyaz çizgi var. Beyaz çizginin bittiği yerde de böyle bir yama gibi bir şey sıvamışlar. Yani buraya merdiven dayayarak yukarı taraflara kasalar, tünel girişi ve oda girişi yapmışlar. Yani burada kasalar var. Bakın, eşkıya tüfeği bu. Üstünde de eşkıya figürü var zaten. Büyükçe tüfeğin üstünde eşkıyanın gözleri ve şapkası var. Tüfeğin namlusunun hizasında beyaz Horasan çizgiyle böyle devam etmişler. Çizginin bittiği yerde, bakın beyaz çizgi var. Çizginin bittiği yerde kasa var arkadaşlar. Oda girişi var, tünel girişi var, para girişi var, cep var. Bakın beyaz çizgiyi görüyor musunuz? Horasan çizgisi. Tüfeğin namlusunun devam ettiği yer. Bittiği noktada bakın böyle bir sıvama yapmışlar zaten. Burada kesinlikle ve kesinlikle hazine var arkadaşlar.
Bakın birinci kasa olacak yer burası. Yani burayı kırmamız lazım. Kayalar nasıl kırılır arkadaşlar? Eşkıyalar dinamitle açacak şekilde kayaları kapatırlardı. Yani çekiç kazma işlemez. Günümüzde sessiz kartuş var. Dinamit gibidir. Yerleştirir, sıkıştırırsın, aküyle temas ettiği anda kayayı tuzla buz eder ses yapmadan. Burada 3 tane oda olacak, giriş olacak yer, şüpheli yer burası. Yani buraya sessiz kartuşu 80 santim delip yerleştirip sıkıştırıp sonra 10 metre kablo çekip araba aküsüyle artı eksi değdirdiğimiz anda bu kaya tuzla buz olur. Sessizce ses yapmaz ve buraya girersin. Tünel girişi ya da kasa varsa malı alırsın. Yani bu dağın yüzünde kesinlikle ve kesinlikle hazine var. Tabii bu işareti atan kişiye çözüp gönderiyorum. Kesinlikle ben define işaretleri çözdüğüm için herhangi bir bedel, herhangi bir şey istemem. İsterse bir ton altın olsun umurumda olmaz. Çünkü ben zaten define kralıyım. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün sevenlerime selam olsun. YouTube Define Kralı kanalına abone olmayanızı bekliyorum arkadaşlar. Karşımızda bir çam ağacı var. Çam ağacı olduğunu nereden anlıyoruz? Uç kısımları aynı çam püskülüne benziyor. Bu ağaç aynı zamanda bir dere ve kuru derenin şekli. Bu ağaç aynı zamanda arkadaşlar bir insan yüzü. Bakın sağ göz sağlam, sol göz kör. Yön sağ tarafta bir yerde demek. Sağ taraf neresi oluyor? Videonun aşağı kısımlarında bir taraf oluyor demektir arkadaşlar. Özellikle sağ aşağı köşeye doğru bir çizgi çizerseniz mavi çizgiden sağ aşağı köşeden dolayı o tarafa gitmeniz gerektiğini söylüyor. Ve o tarafa gittiğiniz zaman bir dere ve kuru dere var. Y yapan yeri var. 2 adet Y yapan yeri var. Muhtemelen kuru dere ya da arazide büyük bir çatlak var. İşte boyunu ölçüp 7 ile çarptığınız zaman çatlağın boyunu çıkartırsınız. Şimdi bu şekilde bir arazi var arkadaşlar. Bakın şu üst taraf sarı çizgi. Biraz daha yüksek bölüm. Dağın kenarı oluyor. Orta kısımda düz olan yer oluyor. Dere kısmının olduğu yer. Bakın bu şekilde bir arazi kenarı var. Üst sarı bölge dağın eteği oluyor. Aşağı tarafta orta kısımda daha düz, daha alçak bölge oluyor. Bu yuvarlak daireler mezar olan yerleri işaretliyor. Beyazlar ise kaya arkadaşlar. Oradaki kayaların duruş şeklini gösteriyor. Videonun resmin üzerindeki küçük delikler, insan gözü ve ağaçların püskülünün olduğu yer mezar ve define yerinden bahsediyor. Gerçekten çok güzel bir define işareti yapmışlar. Bu işareti yapan kişi kendi resmini çizmiş. Sarıklı birisi. Türkiye'de bu işaret. Berberi işareti de olabilir. Güneydoğu bölgesinde çok berberiler yaşamıştı bir zamanlar. Sarık giyiyorlardı. Türkiye'de çok çeşitli ülkelerin işaretleri var. Bizans, Pers, Roma, Ermeni, Rum, Berberi, Komagene İmparatorluğu, Nemrut. Yani kaynıyor da kaynıyor. Türkiye'de 150 milyarı geçkin gömülmüş define var. 150 milyarı geçkin. Her şehir başı 1,5 milyara yakın geçkin define düşer. Her şehire Türkiye'deki 81 çarpı 1,5 milyar. Şimdi arkadaşlar sol gözü kör. Yani ama sol gözünün olduğu yerde de kapalı bir oda anlamına gelir. Bunu da asla unutmayın. Yönün sol değil sağ göz olduğunu söyler burada. Sağ taraf. Yani sağ taraf derken gizli bir figür tam sağı verir orada. Sağ taraf şu an aşağı taraf demektir. Aşağı taraf. Üst taraf sol taraf olur. Resmi ikiye bölersek yatay şekilde. Şimdi burada gerçekten çok mantıklı matematikmen iş yapmış, yapan kişi profesyonelce yapmış. Dünyada define işaretlerini çözen tek insan benim. Başka yok. Tamamen doğuştan gelen bir yetenek. Kimseden eğitim almadım. Yani Allah nasıl bir yetenek vermiş, ben bile şaşıyorum.
şaşırıp kalıyorum. Yani tamamen yetenek. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar, bu bölümde siyah leke, kayalardaki siyah lekenin kasa var burada anlamını öğreneceksiniz. Ve Horasan harcı nasıl yapılıyor? O bir giriş kapatacaksınız ya da parayı gömdünüz, üstüne sıva yapacaksınız, harç yapacaksınız. O kayadan biraz kopartırsınız, ana kayadan, orijinal kayadan. Sonra onu un gibi döversiniz. Sonra harçla karıştırırsınız ki aynı o kayanın rengine benzer. Ama ne kadar da yaparsan yap, ya biraz koyu ya biraz açık olur o renk. Giriş böylece belli olur. Şimdi burada merdiven gibi bir yer yapmışlar. Bakın, merdiven gibi bir yer yapmışlar. Aslında bu merdiven gibi yer bir adamın sol kolu. Bu, farkındaysanız bakın, bu kafaya benziyor, bir yüze benziyor. Böyle yama gibi yapmışlar. Ana kayaya benzetmeye çalışmışlar ama biraz daha açık. Yani sağ gözü var, sol gözü kör olan bir adam. O merdiven gibi yerde adamın sol kolu oluyor. Bakın, sağında da hemen siyahımsı bir leke var. Yani o siyahımsı lekenin anlamı burada bir giriş, bir kasa var, bir hazine var anlamına gelir. Bakın, gördünüz mü? Burayı doğal kayaymış gibi yapmaya çalışmışlar. Yani doğal kayaymış gibi yapmaya çalışmışlar. Bakın, burada da siyah leke var. Bir yerde siyah leke varsa 10-15 metre etrafta bir giriş, bir kaya anlamını var demektir. Bunu asla unutmayın. Bakın, siyah lekenin hemen sol tarafında burayı kıracaksın. Bu zaten bir insan yüzüne benzetilmiş ama burada şunu anlamanız gerekiyor. Baktığınız anda orada bir define işareti hemen fark ediyorsanız, orada define olma ihtimali çok zordur. O bir haritadır. Definesi 1 kilometre, 2 kilometre ileridedir. Ama define işareti belli değilse orada define olma ihtimali çok büyüktür. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün sevenlerime selam olsun. 9 Nisan 2022 tarihindeyiz ve ben 43 yaşıma girdim arkadaşlar. Bu Azerbaycan'dan gelen bir define işareti. Bu bir arslan arkadaşlar. Merkez işaret. Yani bu kayada belli gizli figürler var ve gizli figürlerin etrafta baktığı noktalarda ya define işareti ya da define yerleri var. Şimdi sağ kol yapmış aşağıya. Sağ kol. Bu bir mesafe ölçmek için. Ve özellikle de büyük hazineyi sağ tarafta, bize göre sol tarafta bir tarafa gideceksin demiş yani. Şimdi sağ kolu ölçüp 7 ile çarpıp gideceğiz mesafeyi bulacağız. Şimdi gelelim, bu kayanın üstünde gizli figürler var. Ve her biri bir noktaya bakıyor. Mesela burada altta bir adam var. Bu adamın baktığı noktaya gitmemiz lazım. Tam baktığı nokta neresi? İşte kaç adım gideceğiz? O kolu ölçüp 7 ile çarpacağız. Ona göre, çıkan sonuca göre adım atacağız. Bakın, burada da bir gizli figür var. Bu da başka bir noktayı gösteriyor. Bu kaya tepede bir kaya ve aşağı taraftaki bir noktayı gösteriyor. Şimdi bu işareti biraz daha yaklaştırıyoruz. Yani bu kayadaki gizli figürlerin baktığı noktalara gitmeni istiyor. 300-500 metre ileride bu noktalar. Bakın, burada bir yüz var. Saçı olan bir insan var. Bunun da baktığı noktaya gitmeni istiyor. Tam baktığı noktaya git. Orada ya ikinci define işareti var ya da define var arkadaşlar. Bakın, tam gizli göz yapmış. Bakın, gözleri ne kadar özenle yapmışlar. Görünmez ama çok net. Bakın, hem görünmüyor ama fark edersen de çok net bir göz. Gördünüz mü? Bu gözlerin baktığı nokta aşağılarda 400 metre ileride, 500 metre ileride bir yer. Yani bu gözden bir mermi fırlatsan nereye çarpar? Şimdi gözün bakış açısı ok yönünde. Yani bu kaya, buraya başını dayayacaksın. Bu gözün karşıki tepede olduğu, nereye baktığını göreceğiz. Şimdi bir değişik gizli figür de bu daire içerisindeki olan yere yapmışlar arkadaşlar. Bakın, küçücük, bakın bir kayada ne figürler yapmışlar. Yani bu figürü, bu kayayı oynattığın anda ne olur?
Bütün figürler yanlış yere bakar. Onun için kayaları oynatmayın. Yani define işaretlerinin yanında genelde bir şey olmaz. Belli bir define işaretse onun yanında bir şey olmaz. Ha işaret belli değilse orada define olur. Ama baktığın zaman belli ise bu bir define işareti diyorsan orada define olmaz. Şimdi gelelim burada ne var arkadaşlar? Şimdi burada bakalım ne yapmışlar buraya. Burada bir baykuş var. Sol kanadını açmış. Ayakları da var bakın. Baykuş işareti mağara ya da tünel havalandırmasını işaret eder. Baykuşlar gizlidir. Baktığı yerde mutlaka ya tünel ya da tünelin havalandırması olur. Bir giriş olur. Baykuşlar 1 kilometre ileriyi de görür. Bu da şu demek, baykuş uzaklara bakar. Şimdi burada baykuş, bu baykuşun baktığı yere bir gideceğiz. Nereye bakıyorsa oraya bir gideceğiz. Orada bir mağara, muğra, tünel var. Şimdi baykuşun hemen içine de bir kadın resmi çizmişler. O kadın da sol tarafa, karşı tarafa bir yere bakıyor. Yani bakın, kadını görüyor musunuz? Kadın da bize göre sağa, karşı tarafa bir yere bakıyor. Bu kadının da baktığı yere gideceğiz. Baykuşun da baktığı yere gideceğiz. Yani arkadaşlar, gömü altın, hazine, kamyonlarca altın, 10-15 tane küp altın, elmaslar saklamış adamlar. Onun için böyle çok gizli, herkesin anlayamayacağı figürler yapıyorlar. Adam altın gömüyor. Hemen bakınca herkesin anlayacağı figür koyar mı oraya? Gördüğünüz gibi aslan her tarafa bakıyor. Bakın bu aslan etraftaki definelerin yerini veriyor. Bu bir merkezi define işareti. Merkezi define işaretlerinde 150 tane define işaretini bile bir araya getirirler. Merkezi işaret. Yani etraftaki 100, 150, 50, 30 tane adet define işaretinin ya da definenin yerini direkt gösteren merkezi işarettir. Gizli figürler olur ve baktığı yönlerde define işareti ya da define olur. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki sevenlerime selam olsun. Arkadaşlar, bu sucuk bağırsağı organik. Bundan böyle kesiyoruz yağsız yerini, gördüğünüz gibi. Ve suya batırıp solüsyonu saracağız. Solüsyon, yani bunun içinde suya, doğal kayalara gitmeyen bazı çeşitli tozlar var. Zararsız ve çürümez, kokmaz, mahşere kadar gider. Bunun tek düşmanı içine su girmesidir. İçine su girmemesi önemli. Şimdi arkadaşlar, bağırsağı, sığır bağırsağını sarmadan önce suya koyduğumuz anda yumuşuyor hemen. Hemen bir dakika, 30 saniye içinde su gibi oluveriyor bağırsak. Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar, suya koyduktan sonra bağırsak boyu 40 santim, 50 santim, 60 santim olur. Şöyle ip gibi de çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle ip gibi de yapıyoruz. Evet, bakın ip gibi oldu. Sonra solüsyonu alıyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. YouTube Define Kralı kanalına hepinizi bekliyorum. Arkadaşlar, öyle bir akıl üstü define işareti yapmışlar ki şimdi onu çözeceğiz. İşaretimiz bu. Yürüyen, sırtında bir çanta olan bir eşkıya adam. Bu adamı içerisinde kaç tane figür var, kaç tane gizli figür var, bunları çözeceğiz. Keşke işareti çeken biraz daha geriden çekseydi. Evet, şimdi yürüyen asker, sırtına çanta atmış bu asker aslında bir eşkıya ve gömdüğü küplerin haritasını söylüyor. Kafasında öncelikle bir sol ayak var. Bu sol ayakkabı, bu çarık bize sol tarafta bir yönde gitmemiz gerektiğini söylüyor. Yani sol ayağımızı bu çarığa giydiğimiz zaman sol tarafımızda o tarafa doğru gitmemiz gerektiğini söylüyor.
Bu sol ayağı ölçüp 7 ile çarpıp o tarafa doğru gideceğiz. Ama tam ne tarafa? İşte bir, bu adamın baktığı yöne, tam ok yönüne, hafif yukarı doğru gitmemizi istiyor. Bakın burada gizli bir ilk figürümüz, ikinci figürümüz çıktı. Bir yüz var. Bu gözlerin olduğu yerde de dip küpler var arkadaşlar. Bakın kafasından, eşkıyanın kafasından sağ eliyle selam verip sol elini önüne koymuş bir adam daha çıktı. Bu adamın gözlerinin olduğu yerde de küpler var. Yani bahsettiği yere gittiğimiz zaman gözler küp yeridir. Ve sırtına geliyoruz. Yani az önceki ayaktaki adamın kollarına ve sırt bölümüne geliyoruz. Bakalım buradan ne çıkacak? Ne demek istiyor? Burada bir boynuz var. Burada bir boynuz var. Boynuzun altında adam var. Yani burada yine sol taraf ama biz resimle baktığımız için sağ yukarı tarafı veren ikinci yön işareti. Bu adamın gözlerinin olduğu yerde de küpler var. Eşkıyaların gömdüğü küpler var. Peki küplerin içerisinde neler var? Yağmaladıkları hazineler, elmaslar, kılıçlar, silahlar, kalkanlar o döneme ait. Bu işaret İran, Lübnan tarafından geldi. Bir Arap ülkesinden geldi arkadaşlar. Peki adamın beliyle ayak arasında, beliyle ayak arasında ne var? Oturmuş elinde küp olan bir adam var. Yani eşkıyanın küpü. Küp ne tarafa bakıyor? Küp de sağ aşağı tarafa. Yani sol tarafa bakıyor aslen. Yani bir de şimdi ayağına bakıyoruz. Eşkıyanın ayağına bakıyoruz. Eşkıyanın ayağında şapka takmış bir eşkıya var. Yani eşkıya işaretinin ayağında yine sol elini kaldırmış, sol elinin üstünden yön veren sakallı kulaklı bir eşkıya var. Şapkası da var. Yani yine sol tarafı veriyor. Yani gideceğimiz yön o tarafta. Tamam da ne kadar gideceğiz? İşte kafadaki ayakkabıyı ölçüp 7 ile çarpacağız. Çıkan sonuca göre o tarafa gideceğiz ve aramayı o tarafta yapacağız. İşte küpü görüyorsunuz. Küp de yine sol tarafa yön veriyor. Gördüğünüz gibi eşkıya küpü almış kucağına ve küp figürünü gidiyor. Şimdi eşkıyanın şimdi gittik diyelim. O ayakkabı olsun 20 santim uzunluğunda 2 kere 7 14. 140-160 adım, 200 adım gidelim. İşte böyle bize bir WhatsApp konum atarsak böyle bir şekil çıkacak. Bu sarı dairelerin olduğu yerde eşkıyaların gözleri ve murç izleri var. Yani küplerin olduğu yer. WhatsApp'tan konum attığımız zaman yani o yöne gidip 300-400 metre gidip konum attığımız zaman WhatsApp'ta bu mavi çizgi gibi arazi şekli, kuru dere şekli, kayalık şekli, dağ şekli çıkacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani bu mavi çizgiler bir arazinin kenarındaki boşluklar, kuru dereler, şekil itibariyle bakın koltuğunun altındaki kaya şekillerine dikkat edin. O kaya şeklinde koltuğunun altındaki kaya şekillerini bulacağız. Ve ona göre de sarı dairelerin olduğu yerde küpleri çıkartacağız. Tabi bunun için ne lazım? Alan tarama lazım. Alan tarama, iyi bir alan tarama ve kullanımını bilmek lazım. Bunun için de YouTube Define Kralı kanalına gelmeniz lazım. Teşekkürler. Tamam. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı Ümit Yaman. Bu bölümde size arkadaşlar kaya kırıcı sessiz kartuştan bahsedeceğim. Arkadaşlar bunlar kaya kırıcı, sessiz kartuş diye de geçebilir. Kaya patlatıcı diye de geçer. Arazi temizliğinde kullanırlar. Kayaları temizlemek için, inşaatlarda temel açmak için kullanırlar ve ses yapmaz. Bunu nasıl kullanırsınız arkadaşlar? Mesela bu 3 santim genişliği var, 20 santim uzunluğu var. Kayanın ortasına arkadaşlar 80 santim matkapla delersiniz. Delik bunun gireceği şekilde olmalı. Bol olmamalı arkadaşlar. Bunu yerleştirip sonra bu kabloyu ucuna 10-15 santimlik bir kablo bağlarsınız. Motosiklet aküsü ya da araba aküsüne
artı eksi yaptığınız anda bu patlar ve kaya sessizce kırılır. 90'lık kartuş ya da 100'lük kartuş arkadaşlar iki buzdolabı büyüklüğündeki kayayı rahatlıkla parçalar sessizce. Bundaki önemli olan şey deliğin tam buna göre olması, tam oturması kartuşun ve bunu yaptıktan sonra mermer tozu ya da kayayı ve bunu yaptıktan sonra mermer tozu ya da kayayı delerken çıkan o toz ya da harç, çimento, mermer tozu, kum karıştırırsınız koyu bir şekilde harç. Deliğe dökerseniz oklayla sıkıştırırsınız. Bir avuç harç dökerseniz oklayla iyice sıkıştırırsınız. Bir gün sonra gelir patlatırsınız. Şuralardan su, harcın suyu buralara kaçabilir ya da sulak bir yerde kullanıyorsanız. Şuradan arkadaşlar ıslak bir yerde kullanırsanız ya da harç suyu buraya kaçmasın diye rahatlıkla su kaçmasını engelleyin. Ondan sonra kullanabilirsiniz. Evet, kullanılmış bir video var arkadaşlar. Nasıl yerleştirildiğine dair. Harç en sağlıklısı arkadaşlar. Mermer tozu, ince kum ve çimento. Karıştırın. Biraz sert olsun harç. Dökün. Oklayla sıkıştırın. Şu an biz bir inşaat şantiyesindeyiz. Burada temel açıyorlar. Ben de onlardan gördüm. Görmüşken böyle bir video çekeyim atayım dedim. Sizin için attım.
Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı. Bütün sevenlere selam olsun. Arkadaşlar, YouTube Define Kralı kanalınıza hepinizi abone olmayı bekliyorum. Birbirinden değişik define işaret çözümleri, define arama ve define ile ilgili bilgiler öğrenmek için hepinizi oraya bekliyorum. Üşenmeyin, abone olun siz de be. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir öküz işareti. Öküz işareti define işaretidir. Öküz işaretinin anlamı şudur. Bulunduğu yerdeki hazineye girmeden önce çok ağır büyük bir taş var demektir. Bir tonluk, iki tonluk, üç tonluk büyük bir kaya var. Kayanın altından gireceksin. Ya da o kayanın içinde anlamına gelir. Burada öküzün iki gözü de sağlam. Sol boynuz yapmışlar. Sol boynuz da yukarı doğru bakıyor. Sol boynuz olduğunu nasıl anlıyoruz? Kayaya sırtınızı dayarsanız sol boynuz olur. Boynuz ucu da arkadaşlar yön. Yani üst tarafa doğru gideceğiz. Tamam, ama kaç metre gideceğiz? Bunun için her işarette bir yön veren, bir de mesafe veren figür olur. Bunlardan bir tanesi de kanaldır. Kanalın boyunu ölçeriz. 7 ile çarparız. Neden 7 ile? Bir adım ortalama 70 santimdir. Eskiden metre yerine adımla ölçerlerdi. Mesela adam mesafeyi vereceği zaman giderdi oraya, adım atardı. 500 adım, 100 adım, 1000 adım, 2000 adım. Sonra gelir orada gizli bir figüre bunu yansıtırdı. Kanallar her zaman arkadaşlar mesafe verir. Uzunluğu mesafe verir. 7 ile çarparsın. Ama kanal mesafe verir, gizli bir figür de yön verir. Diğer kayanın üstündeki figürler de define yerini verir. Yani gittiğin zaman define olan yeri verir.
Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar, bu bölümde değişik yüzler ve bir karga işaretini çözeceğiz. Bu görmüş olduğunuz kaya, gördüğünüz gibi açık bir renk var arkadaşlar. Birçok yerde böyle açık renkleri görebilirsiniz. Bu açık yerlerde, açık renkte, yani kayanın zıt rengi olan bölümlerde gizli işaretler ve suretler olur. Üç boyutlu olur. 3-4 tane yüz birbirine karışmış olur. Yüz ve hayvanlar birbirine karışmış olur. Burada gördüğünüz gibi. Bakın, burada iki elini ağzına tutmuş bir kadın var. Kadının sol gözü kör, sağ gözü sağlam. Yani sağ gözünün baktığı yönde gideceğiz. Yani bu sağ gözüne sırtımızı dayayacağız, baktığı yönde gideceğiz. Çünkü göz bebeği bize doğru bakıyor. Bakın, yan tarafında da bir adam daha var. O adam da bir papaz. Papaz cübbesi giymiş. Yüzünün yarısı örtülmüş. Hemen önünde de sağ el var. Yine sağ yön demektir yani. Bize doğru gelmesi sağ yön demektir. Şimdi taşa dikkatli bir daha bakıyoruz arkadaşlar. Bakın, binlerce, yüzlerce çeşit. Bakın, burada bir karga var. Karganın baktığı yön, göz bebeği, yine o adamın sağ gözünün baktığı yön. Yani bize doğru bakıyor. Yön bize doğru. Peki yön bize doğru da ne yapacağız? Yani işte karganın baktığı yöne doğru gideceğiz. Nereye kadar gideceğiz? Mesafe ne kadar arkadaşlar? Onu şimdi ölçeceğiz. Yani burada yüzlerce daha surat, yani onlarca surat var. Bakın, burada bir sağ kol var. Yine sağ kol ne demek? Bizden tarafı olan yön demek. Bu sağ kolu ölçüp 7 ile çarpacağız. Bir adım 70 santimdir ortalama. 7 ile çarpacağız ve bu karganın baktığı yöne doğru, bu sağlam sağ gözün baktığı yöne doğru gideceğiz. Ve bu kayaya benzeyen, genel olarak bu kayaya benzeyen bir dağ bulacağız. Bu dağın gizli gözlerinin olduğu yerde odalar var, defineler var, mezarlar var. Oraları bulacağız. Yani bu kaya, anlayacağınız bu kaya bir dağın küçültülmüş hali, minyatürü. Ve üzerindeki gözlerin olduğu yerde de defineler, mezarlar, tüneller var. Bakın, sol göz kör, sağ göz sağlam. Yani bu sağ gözün bebeği bize doğru. Yani sırtını dayadığın zaman sağ göz. Gördüğünüz gibi, bakın, burada da bir adam sureti var. Bir adam sureti var arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz bir adam suretini. Yani resim içine resimler işlemişler, resim içine resimler işlemişler. Aslında komple bu işaret define olarak büyük bir dağ etrafına gömülmüş definelerden bahsediyor. Eğer bir dağda renk şekli koyu ya da açık yer görürseniz, orada gizli figürler olur. Yön veren, define ile ilgili bilgi veren. Ama kayaların üst bölümü genelde o gitmesini istediğiniz dağın üst bölümüne şekil olarak çok benzer. Bakın, burada da bir adam bakıyor, bir noktaya bakıyor. Baktığı yere bir gidip bakmak lazım. Yani gözünden bir kurşun atsan nereye çarpar? Oraya gidip bir kontrol etmek lazım. Şimdi işte dağ bu arkadaşlar. Dağın şekli bu. Dağın şekli bu. Bu sarı dairelerde dağdaki define olan, mezar olan yer. Yani onlarca mezar olan yerden bahsediyor. İşte dağın şekli bu. Bu dağı bulacağız. Yaklaşık 1-2 kilometre karganın baktığı yönde gideceğiz. Şekil itibariyle aynı buna benzeyen bir dağ var. Ve sarı dairelerin olduğu yerde de mezar, oda, tünel, kasa, altın, bunlar var. Evet. Şimdi anladınız mı arkadaşlar? Yani siz bir tane dağı resmini çiziyorsunuz. Sonra dağın belli yere gömüyü gömüyorsunuz. Sonra oraya gözü dek getirip, eli dek getirip, karganın gözünü oraya göre dek getirip şekil yapıyorsunuz. Yani
Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı. Bütün sevenlerime selam olsun. Arkadaşlar, Bursa'dan gelen bir eşkıya, sağ ön bacağı olmayan bir eşkıya Volcan Voivodo'nun haritasını çözeceğiz. Burada verilmek istenen mesaj bir ayı, sağ bacağı yok, arka sağ bacağı sağlam, bir ine giriyor. Yani ayı inine mağaraya girerken mükemmel derecede bir define işareti yapmışlar. Şimdi aşağıdaki fotoğrafın aynısını yapmışlar yani. Bakın sol tarafta ayı, sağ tarafındaki kayada ini olmuş oluyor. Ayının sol sağ ön bacağı kesik ama sağ arka bacağı sağlam. Ve burnu o kayaya doğru, ine doğru girerken yapmışlar. Burada bizim asıl muhatabımız işte bu in şeklinde yapılan, ini ifade eden, mağarayı ifade eden, ayının yuvasını ifade eden bu kaya. Bu kayanın 400-500 metre ileride bize göre sol aşağı tarafta bu kaya, kayanın büyüklüğü ne kadar? 20'ye 20 metre ya da daha büyük bir dağ. Dere kenarında, üzerinden dere akan bir dağ ama. Dere akan bir dağ. Şimdi bu dağın küçültülmüş hali, yani biz bu kayaya benzeyen, renk itibariyle de bu kayaya benzeyen, şekil itibariyle bu kayaya benzeyen o dağı bulacağız. Ayının sağ arka ayağı sağlam olduğu için muhtemelen sağ yön sol aşağı taraf. Muhtemelen orada bir dere dağdan aşağı akıyor. Bu derenin, bakın mavi çizgi şeklinde derenin sarı daire olan yerinde bir sığınak, küp, hazineler var. Çünkü o sarı dairelerin olduğu yere bir hayvan gözü yapmış. Ayrıyeten ayının yüzünü çizmiş. Bir kayanın üzerindeki gözler o define olan yeri söyler. Yani biz şimdi işi gücü bırakacağız. Bu kayaya her yönden benzeyen dağı sol aşağı tarafta 500 metre 400 metre sol aşağı tarafta arayacağız. Ve mavi çizgi şeklindeki derenin olduğu yere gelip sarı dairelerin olduğu yerde mağara girişini ya da küpleri bulacağız. Peki hazine nasıl bir hazine arkadaşlar? Eşkıya Volcan'ın adamları 1800 ile 1900'lü yıllarda Osmanlıların köylülerini, Osmanlı'nın hazinelerini söğüşlemiştir. Ve küp küp altın, elmas, silah ne ararsan var. Türkiye'nin her tarafında yaklaşık 500 milyona yakın eşkıya Volcan'ın ve adamlarının özellikle dere kenarında Artvin, Samsun, Dambaşlar, Ardahan, Sivas, Bilecik, Bursa ve Türkiye'nin dört bir tarafına eşkıya Volcan'ın hazineleri saklanmıştır. Evet arkadaşlar, bu dağı bulacağız. Bakalım içinde neler var. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı Ümit Yaman. Tüm dünyadaki milyonlarca sevenime, sevgilerime, saygılarımı sunuyorum. 13 Mart, 14 Mart 2022 tarihindeyiz. Arkadaşlar bu bölümde define nerelere saklanır? Define nerelerde olur? Nerelerde define aramalı ve şüphelenmeliyiz? Evet, bugün onu konuşacağız arkadaşlar. Bu arada benim yaptığım kral alan tarama solüsyonlu, burada suya ve doğal kayaya gitmesini engelleyen, içinde çürümeyen, kokmayan, zararsız maddelerin birleşimi var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, çubuğun sap kısmı bir serçe parmağı, bir yüzük parmağı kadar biraz daha kalın. İçi 17-18 milim. Uzunluğu 11 veya 12 santim. Çubuk boyunun uzunluğu ise 42 santimden aşağı değil. 42-43 ideal
uzun boy olarak bakır ve pirinç. Ha, bunlar titanyumdan da olabilir. Saplar komple. Titanyum da olabilir. Pirinç titanyum da olabilir. Ama uçkusun bakır olmak zorunda. Çünkü enerjiyi iyi alır. Saplar titanyum olabilir çünkü titanyum enerji çekmez. Onun için saplar için titanyum iyidir. Ama uç için bakır şarttır. Yani. Ben bir dahaki yaptığım model bunlar titanyum olmasını istiyorum. Komple rulmanına kadar. İşte o da uzak doğudan getirtmek lazım. Türkiye'de çok pahalı titanyum. Altınla yarışıyor. Evet arkadaşlar. Bu kral alan tarama. Bunu benim icadım. Bununla su bulmak isteyenler de oluyor. Köylüler filan. O zaman ne yapacak arkadaşlar? Bir yudum su alacak. Ağzına tutacak. Suyu ağzında tutup çubuğu tutacak. Çubuk o zaman suya gider. Bu çubuğun 7 hareketi var. YouTube'a çubuk 7 hareketi yazarsanız orada tutuş, yürüyüş, derinlik alma, oda, kasa, mezal, tünel, test hareketi gibi birçoğu benim icat edip sırrını keşfedip paylaştığım videolar. Çubuğun birçok sırrını ben paylaştım. Mesela metal test hareketi, indir kalkla derinlik alma hareketi, aparatlı olma sistemi. Bunları çubuğun hareket sırrını ben keşfettim yani birçoğunu. Daha da keşfedeceğim geride yani. Mesela çarpı yaparak giderse 2 metre giderse mezar. 2 metreden fazla giderse çarpı yaparak yakın mesafede bir tünel, bir dar geçit, bir havalandırma anlamına gelir. Bunu da ben keşfettim. Şimdi arkadaşlar çubuğun ideal boyu bu. Bu saplar arkadaşlar şu an kilosu 250 lira oldu. Memleket yanıyor. Memleketi rezil ettiler, yönetemediler. Bakın bunun kilosu 250 TL. Onun için içi 18 ya da 17 gelen sap dışında sap kullanmayın. Kalın sap kullanmanızın bir mantığı yok. Cebinize zarar. Onun için bunun içi 17, dışı 19, içi 18, dışı 20. Yani en ideal boylar bunlar. Bu kalın sap ben eskiden kullanıyordum. Sonra baktım ki dedim ki niye kalın sap kullanıyorum? Cepten gidiyor. Kiloya ağır basıyor. Üstelik gereği de yok. Üstelik ince sapın altındaki boşluk, hava boşluğu daha az olduğu için çubuk daha iyi gidiyormuş. Bugünden itibaren ben 17, içi 17, dışı 19 milim gelen boru sap kullanacağım arkadaşlar. Evet. Bugünden sonra yani 14 Mart 2022 tarihinden sonra inşallah sırada titanyum alabilirsek titanyum yapacağız. Titanyum daha hafif. Çok sert ama çok hafif. İlginç bir madde. Evet arkadaşlar bu bölümde define nerelerde olur? Buyurun gelin çay içelim. Define her yerde olabilir arkadaşlar. Peki nerelerden şüphelenmeliyiz? Toprak çökmüşse, toprak şişikse, işaret olmayan kayalar varsa, özellikle derenin içindeki kayanın içine güp yerleştirebiliyorlar. Bir kese para yerleştirebiliyorlar. Toprağın altına 2 metreden 30 metreye kadar hazine yerleştirebiliyorlar. Düz dağların yüz kısmına merdivenle çıkıp oralara cep yapıp yerleştirebiliyorlar. Mesela böyle düz bir dağ düşünün. 20 metre, 10 metre, 15 metre yüksekliğinde merdiven dayayıp burayı oyup keseyi koyup sonra merdiveni alıp çekip gidebiliyorlar. Ya da kum yığarak dağın yüzüne kum yığarak iskele yapıyorlar, oyuyorlar, kapatıp kumu alıp atıyorlar. Tünellerin içinde, odaların içinde, kasaların içinde, mezarın içinde. Mesela bir tünele, bir odaya, mezara girdiğiniz zaman çubuğu içten tutacağım. Baktım duvara döndü. Duvara döndü. Önce odanın duvar kenarından tutmaya başlayacaksın. Duvara dayanacaksın. Sonra duvara dönen yerini kıracaksın. Mezar odasının üst tarafı böyle kare ya mesela. Mezar odası böyle bir kare olarak düşünün. Böyle duvar burası. Burayı deldiğiniz zaman, içine kese koyduğunuz zaman, üste çıktığınız zaman
Hazine oda dışında kalır. Çubuk oda dışında çarpı yapar. Böyle oda çizerseniz çubukla, oda dışında çarpı yapan bir yer bulun ve oradan odanın içine girerek o bölümü kırın. Gizli cep derler onlara. Tavanda olur, yerde altta giriş olur. İnsanlar en çok mağaraya giriyor, odaya giriyor, diyor ki burada bir şey yok. Halbuki gizli cepler var orada. Gizli giriş de olabilir. Bir odadan bir odaya geçen. Bir şelale düşünün. Şelalenin üstünde ya da altında bir taş var, kocaman. Ya da üstünde büyük bir kaya var. Onun içinde olabilir. Suyun altında olabilir. Eskiden mesela küçük derelerin önünü kesiyorlardı. Dereyi başka tarafa akıtıyorlardı. Derenin önünü kazıyorlar. Sonra altını saklıyor. Dereyi tekrar eski yatağına bırakıyorlardı ve altının üstünden hazine geçiyordu. Eskiya defineleri ve Ermeni ve Rum defineleri genelde dinamitle çıkartılacak şekilde yerleştiriliyordu. Yani öyle bir kapatıyorlardı ki sadece dinamit patlatırsan ya da kaya patlatıcı sessiz kartuş patlatırsan o devasa kayaları kaldırabiliyorsun ya da o geçiti kırıp içinden hazineyi alabiliyorsun. Yani bazı defineleri sadece dinamitle, kaya patlatıcı sessiz kartuşla ulaşabilirsin yani. Yani define her derinlikte olabilir. Define her kayanın altında olabilir. Define her yerde olabilir. Mesela eski evlerin duvarlarında, kiliselerin temellerinde, kilisenin etrafında, eski binaların şömine altında, duvarın içerisinde farklı bir taş. Define su kuyusunun içinde, su kuyusunda gizli geçitte, eskiden kapatılmış içinde su olmayan kuyuda, yani define her yerde olabilir. Alan tarama definecinin gözü kulağıdır. Alan tarama olmadan definecilik olmaz. Bir definecinin ilk yapacağı iş alan taramayı alıp doğru alan tarama ve bunun başta 7 hareketi sonra 11 hareketini öğrenmesi lazım. Bunun için videolarımız var. Bu kanalda çubuk videolarını izleyin. Yüzlerce çubuk videosu var. Evet arkadaşlar. Yani anlayacağınız definecilik mi yapacaksın? Diyeceksin ki kendine ben iyi bir alan tarama alayım ya da iyi bir alan tarama yapayım. Bunun da yürüyüşünü, tutuşunu, 7 hareketini öğreneyim. Ondan sonra bu işi yapayım diyeceksin. Alan tarama olmadan definecilik olmaz. Tek tek de toplayacaksan, define de arayacaksan her türlü hazine için alan tarama uygundur. Alan taramanın derinlikte sınırı yoktur. İstersen 1 kilometre aşağıda olsun onu tespit eder. Öyle bir büyüsü var. 300-500 metre ilerideki bir defineye gider. Alan taramanın böyle özelliği vardır. Sadece alan taramanın 7 hareketini ve 11 hareketini öğrenmeniz lazım. Öğrendin mi gerisi kolay. Tıpkı bir araba sürmek gibidir. İlkin süremezsin, sonra İstanbul Ankara git gel yaparsın. Bu işler böyle. Ama beynine şunu yerleştir. De ki ne doğru güzel bir alan tarama ben alacağım, öğreneceğim, bu işi öyle yapacağım. Olmazsa olmaz budur. Kural budur yani. Burası bakır olacak. Alan taramanın burası bakır olacak. Sapta pirinç olabilir. Ama ben titanyumu tercih ederim. Daha yapamadım, yapacağım. Ama burası bakır olacak. Pirinç çubuk 7 maddeden oluşuyor ve buradan bir sinyal aldığı zaman buralarda kırılma yaşıyor ve sapıtıyor. Pirinç çubuk 7 madde: nikel, krom, çinko, bakır, kalay. Ama bakır saftır. Elektriği buradan aldı mı şak buraya getirir. Yani hızlı alıp verir. Onun için kablolar bakırdandır yani. Ha, bundan daha iyisi ne olur? Altın çubuk olur. Saf altın çubuk. Ha, gümüş çubuk olur. Ama en iyisi bakır ve altındır ya. Evet arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Her türlü soru ve görüşleriniz için bu videonun başındaki telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Siparişler için de ulaşabilirsiniz. Dünyanın neresinde olursanız olsun bu çubuktan almak isteyenlere ulaşırız. Vietnam'dan Filipin'e, İran'dan Azerbaycan'a, Bulgaristan'dan Almanya'ya, Yunanistan'dan Makedonya'ya. Hoşça kalın.
Tamam. Merhaba arkadaşlar. Ben Define Kral Ümit Yaman. Kral Alan Tarama bu. Arkadaşlar, maalesef videoları izlediği halde bile alan taramayı, yani define çubuğunu tutamayan arkadaşlar var. Yanlış tutup yanlış yürüdüğünüz için bulamıyorsunuz. Yanlış tepkiler veriyor. Saçma sapan tepkiler veriyor. Bakın, tutuşu ve yürüyüşü size göstereceğim. Şimdi şu belimden yukarı al. Şimdi tutuş şu şekilde. Bir çubuk boyu fark olacak. Bakın. Yandan şöyle göstereyim. Bakın kollarım ne kadar uzun. Çubuk az bir şey düşmüş. Şöyle değil. Şöyle az bir şey düşmüş. Tamam mı? Bakın. Şu şekilde. Bir çubuk boyu fark olacak. En önemlisi ise şuraya baskı yapmayacaksınız. Burası boş olacak. Şurası boş. Bakın. Gördünüz mü? Çubuğun az bir şey düşecek. Eller böyle değil. Böyle. Şu şekilde. Bakın ne kadar önde. Şöyle. Ve yürürken sokakta yürüyormuş gibi yürüyeceksiniz. Çubuk bu şekilde tutulacak. Bakın. Sıkmayın. Çubuğu sıkmayın. Solüsyon önde olacak. Solüsyon ön tarafta. Tamam mı? Çubuğu sıkmayın. Yürürken normal sokakta yürüyormuşuz. Bu şekilde. Dizler fazla kalkmayacak. Duvar yaparsa yavaşlayın az bir şey. Ya da çarpı yaparsa yavaşlayın. Sonra devam edin geri gidene kadar. Tamam mı? Dizinizi fazla kaldırmayın. Böyle. Yanlış. Yukarı çıkarken aşağı inerken kaldırmayın. Normal. Bakın yürüyüş böyle. Normal sokakta yürüyormuş gibi. Bakın dizlere dikkat edin. Bir de yandan yürüyün. Bakın. Şöyle tutayım. Yani normal sokakta yürüyormuşuz gibi. Çubukları fazla sıkmayın. Normal. Bunun 7 ana hareketi var alan taramanın. 11 hareketi var ama 7 hareketini öğrenin. Bunun için Kral Alan Tarama Eğitimi yazın. Kral Alan Tarama Eğitimi. O videomu bulun. Ve orada her şeyi gösteriyorum. Tutuş bu kadar basit arkadaşlar ya. Bakın. Şu. Bakın. Dirseği kır. Bitti. İleri. Bu. Bakın. Ne kadar boy var. Bakın şu kadar. Şu kadar fark var. Bak. Gördünüz mü? Şu şekilde. Çubuk böyle düz değil. Az bir şey düşecek. Bakın. Gördünüz mü? Az bir şey düşürür. Çubuk bakın buraya çarpıyor. Buraya. Göbeğin burasına. Tamam mı? Bu şekilde tutmak yanlış. Bu şekilde yanlış. Bunlar yanlış. Böyle yanlış. Aynı hizada olacak. Bakın aynı hizada. Bakın. Bakalım nereye gidiyor. Başkan tutmuşken bir gidelim. Nereye gidiyor? Tamam. Bakalım nereye gidiyor. Madem tuttuk gezdiriyor. Bakalım. Şu tarafa geçsene başkan. Bir çarpı yaptı. Bir derinlik al. Yaklaş. Ayağıma kadar. Bakalım kaç metreymiş. Bir. İki. Üç. Üç metrede çarpı yaptı. Üç metre derinlikte bir şey var. Sanki burayı geceleyin kazalım. Çocuklar kazmayı hazırlayın. Yalnız arkamız karakol, sıkıntı yok. Kazma bulamazsak karakoldan yardım isteriz. Evet arkadaşlar, bu kral alan taramadan almak isteyenler varsa bu WhatsApp'taki telefon numarasını ulaşsınlar. Bakın
Bu model bana ait. Burası bakır, burası pirinç. Görüşmek üzere. Derinliği nasıl aldığımı gördünüz değil mi? Görüşmek üzere, hoşça kalın. Mardin, başkan ne diyorsun şimdi sen? İnşallah herkes dediğin gibi yapar, defineyi bulur, herkes zengin olsun. Onu istiyorum.